Selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz Konsol Üssü'ne. Konsol Üssü'nde yine oyunların en önemli meselelerini mıncıklamaya devam ediyoruz. Çok önemli meseleler Hayat konuşuyoruz. mayat meselesi yani. Evet, Evet. en önemli meseleler. Bugünkü konumuz ise episodlar iyi midir, kötü müdür? Kötüdür. Hadi gidelim. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Siz de lütfen aşağı yorumlarınızı Yazın. yazın. Kanala üye olun. Kötüdür. Kötüdür. Sen dedim kötüdür. Kötü tabii oğlum. O zaman gidelim Bence de. hakikaten. Episodları Niye kötüdür peki sevmiyorsun. abi? Ya ben şunu fark ettim abi. Bir, episodları sen yap, bunun arasını açıyorlar maalesef. En büyük sıkıntım o. Ondan Ha, sonra olmasa normal mi diyorsun? yani oraya geleceğim. Şimdi episodları abi oynuyorsun, oynuyorsun. Yani bir tanesi 40 dakika sürüyor veya 1,5 saat sürüyor, 2 saat sürüyor neyse. Aradan 3 ay geçiyor, episode 2 çıkıyor. Ben sonra hatırlıyorum ya, şimdi biz ne yapmıştık burada, nasıldı bunun mekaniği, bilmem ne falan olmaya başlıyorum. Bir de günün sonunda şuna bakıyorum abi. Herif benden bir şey böyle bir tattırıyor, böyle bir para veriyorsun. O paranın karşılığını görmem için şey yapıyorsun, sen söyle biraz daha beklemem lazım. Belki çıkartmayacağım bir daha, proje kapatacaksın, bana bir taahhütün yok ki bunu. Ben ne bileyim, Batman'i yapıyorum. Tamam, biraz abartıyorum ama firma ya Batman'de iyi satmadı, biz de Batman yapmaktan vazgeçtik, sonra bana 15 dolar kaçtı episode birden. Yani ne olacak bunun şeyi getirirse? Ya tabii öyle bir şey olmadı bugüne Ama kadar. olamayacak anlamına gelmiyor. Böyle bir Yani. risk var. Ama en büyük hikaye de şu. Konudan çok kopuyorum abi. Çok fena kopuyorum. O yüzden episodları biriktirip ucuza ince almak daha mantıklı oluyor. Bir de yani episode yapmanın mantığı nedir? Ben onu tam şey yapamıyorum, çözemiyorum. Niye episode yapıyor? Yani adamın geliştirmeye olarak ya oyunu geliştirmede bir takım adama artı mı sağlıyor? Diyeceğim, bunu yapan işte en Telltales fazla var. Telltale var. Ama işte diğer bu, hani Eylül'de ikincisi çıkan neydi? Strange Things. yok lan. Stranger Strange Things Things dizi oğlum. dizi. Stranger Ha. Life. Life Life is Strange. of Buldum. Strange. Life is Strange de var. Diyeceksin ki ulan herifler zaten fabrika gibi oyun Evet. yapıyorlar. Şimdi belli ki bir bütçe sıkıntısı yok. Belki bütçe sıkıntısıyla çıktı ilk başta. Hani birini satalım, oradan bir para elde edelim, ikinciye devam edeyim. Öyle öyle parayı toplayalım, devam edelim. Toplayalım, devam edelim. Prodüksiyon zamanındaki developer harcamalarını bir şekilde yayalım diye düşünmüş olsalar bile şu anda zaten öyle bir sıkıntıları yok. Bütçe sıkıntısı yok. Yapar gider. Peki o zaman niye tercih ediyorsun? Çünkü bakıyorsun bu iş nasıl yapılıyor? Dizilerde kullanılıyor. Ama iyi de dizi de yani haftada bir Bir çıkıyor. çıkıyor. Netflix'te hepsi beraber çıkıyor. Tamam, dizilerin sezonlar arasında çok büyük boşluklar olabiliyor. Eyvallah da en azından bir sezon başladığında genelde bir hafta bir hafta neyse kaç bölümse hepsini ard arda veriyor gidiyor. Oyun öyle bir şey değil. 3 ayda bir sen 2 saatlik neredeyse 2 bölüm diziye denk gelen bir şey veriyorsun bana. Sonra 3 ay bazen Bekliyorum. daha fazla. Fazla. Mesela bunu en fazla eline yüzüne bulaştıran Half-Life'tır. Episode 2 çıktı. 3'ü dedi 3 ay sonra çıkaracağım, 1 sene sonra çıkaracağım. Nah çıkardı. Kaç sene sonra çıktı mı lan diyor. 3 çıkmadı hatta Tabii galiba. ki 3 çıkmadı işte, 2 arada kaldı ya, bir tane Episode 3 çıkmadı değil mi? gemi vardı ya, gemide gidecektik, kaldı Ha, orada, o kadar. Half-Life 2 çıktı. Evet. Episode 1 var, 1 2 çıktı, var. 2 çıktı, 3 yok. 3 çıkmadı değil mi? Evet, çıkmadı. Ben de Yani öyle hatırlıyorum yani. bak o kadar zaman Evet. geçmiş ki onu bile unutmuşuz. Yani oyun denilen mecranın doğası buna bence çok izin vermiyor. Yani ne katıyor diye düşünüyorum. Hiç de bir katı Yani yok mu merak mı oyuncuya? katıyor? Yani Yo. şimdi Walking Dead'in ilk bölüm episodunu oynadın, çok büyük yükseltti seni, bir yerde bıraktı. Vay ulan ne olacak? Diyorsun da ulan 3 ay bekleyeceğim mi diyorsun Yok ondan demiyorsun sonra ama bak, yani bak 2 hafta işte. sonra çıksa Ha? dersin ki o falan tamam güzel, hani iyi de oldu, arada verdik falan. O da yok abi, dediğin gibi yani Evet. en büyük zaten sıkıntı orada. Çok soğuyorsun oyuna. Evet. Bir de bir sonra tekrar başlıyorsun, hatırlamaya çalışıyorsun. Şey, canın sıkıyor mesela, bu karakterle ne geçmişti ya geçmişte. Hatırlamıyorsun, kopuyorsun oyundan, böyle Tamam. dağılmaya başlıyor. Yani bu Tamam. bence doğru bir model değil. Evet. Bu gitmiyor model. Bir Abi de aslında her şeyde böyle. Mesela kitapları düşünüyorsun. Yani herif başlıyor kitabı yazmaya. Birinci cildini yazıyor. Devam. Eyvallah. Okuyorsun. Çok güzel. Ulan ikinci cildi herif yazmamış da. Tamam. Başlıyor yazmaya. Ya da işte Türkiye'de çıkmış. Daha Amerika'da, İngiltere'de bilmem ne çıkmış. Yayın evi çeviriyor. Evet. Birinciyi çeviriyor. Aradan İkinci. 2 sene geçiyor. İkinciyi çeviriyor. Aradan 2 sene. Üçüncüyü çeviriyor.
Üçüncüye geldiğinde unutuyorsun ki sen. E zaten şeyde mesela ben gol yedim ya. Hiçlikten gelen kızda. He. 1'i 2 okuduk. Üçüncüyü Doğan kitap çevirmeyecek belli ki. Evet. E ne oldu? İtaki çok yapıyor mesela onu. Öyle mi? Tabii. Ha. Başlar bitirmez. Oldu mu şimdi abi? Yani ya bu başka bir konu da yani aynı şey oyunlar için de geçerli. Evet. Hiçbir artısı yok. Yok. Ama nedense kullanıyorlar. Hitman da yaptılar. Ha evet. O yani, da episode getireceğim. Niye ki Hitman de niye yaptın ki öyle bir şey? Ben de bilmiyorum. Yani komik geliyor yani ben hiçbir an tuttum. Bu bildiğin aslında ben bir proje finansmanı sağlamak istiyorum arkadaşım. Aynen öyle. Önceden sparını toplayayım ve sana sonra bu hizmeti geri vereceğim. E bana ne yani? O senin sorun. Bana oyun yapıyorsan ben bir hizmet almak istiyorsam da sana parasını veriyorum. Hı-hı. Vermeyeceğim dedim. Sen 60 o etiket koyduğunda ben mi almadım hani? Hı-hı. Bölüyorsun onu 15 4 bölümü atıyorum ne bileyim. Tabii. Onu da yapmıyorsun. Abi zaten normalde herkes de bildiğim kadarıyla bekliyor hepsinin çıkmasını evet. Bütün episodların. Ondan sonra hepsini baştan başlayıp sonuna kadar gidiyor yani. Kesinlikle. Ya ben bugüne kadar Telltale oyunlarının hepsini böyle yaptım. Hiç bir tek galiba Walking Dead'in ilk model ilk defa çıkmıştı. Evet. İlk bölümünü oynadık. Sonra gerisini oynamadım. Bütün hepsi toplandı. Birlikte ondan sonra oynadım. Yani hiç de öyle bir manyaklığa girmem yani. Yok abi gerek yok. Ben onun Batman dedim o gol işte. Aldık hemen çıkacak falan diye. Falan yani. Çıktım bilmiyorum. Şu an mesela almak alası bile yok Batman'e. Telltale'ın Batman. Evet, bitti canım o tabii ki. E işte farkına bir değilim abi işte o kadar uzaklaştım. Ne oldu bir hatırlamıyorum en son yani falan. E şimdi bu şeyde Life is Strange de yine aynı şekilde çıkacak. Evet. Yine oynamayacağız herhalde değil mi episode 1'ini? Muhtip artık yani ağzımızdan sütten ağzımız yandı. Yoğurdu 5 bölüm 3 ayda çıksa 1,5 yıl. Evet. Lan 1,5 yıl yani. Kim bekler lan? Mantıksız lan. Askere çocuk göndersen geri geliyor lan. Çok saçma yani. Hani artısı da yok. Bir dizi gibi bir şey değil. Heyecan katmıyor. Heyecan katmıyor. Sıkıntı yani. Evet. Ama mutlaka vardır. Bizim kaçırdığımız, sizin sevdiğiniz bir şey varsa... Gözünüzü seveyim yazın ya bak, biz anlayamadık burada bu işi. Bu arada oyunları kötülemiyoruz yani. Ya aslında Walking Dead çok güzel. Güzel tam ama... Tam tersine oyunun heyecanını bölüyor. Aynen yani. Öldürüyorsun yani resmen. Yani. Hiçbir keyif alamıyorsun çünkü. Evet. Bilemiyorum değil mi? Benim için tek şey bildiğim firma finansman sağlıyor kendine. Evet. Önceden parayı topluyor. Ondan sonra bir de şey var abi. Season Pass alıyorsun mesela. Hepsini peşine aldım diyorsun. Tabii. O daha da kötü. O tam yani. Hem cebinden para çıkıyor hem de oyunun karşılığını sonra alacaksın yani. 1,5 sene sonra sonunu görüyorsun. Evet. Lan yolla gelsin işte. Verdik parayı. Yani. Hıyar. Enteresan. Yani bunu şöyle çevirsem mesela azalarak bitsin abi bunlar. Bence de. Bak şunu anlarım mesela. Ya gençler biz bunu yaptık parça parça vereceğiz. Ama sen bana 70 ateşlersen ben sana full vereceğim. Hani belki bunu düşünürüm. Lan derim parça parça verecek. İlk 70'i verene o da adillik de ayrı bir konu da. Fakirler uzun beklesinler, zenginler çabuk oynasın. Tamam, herifin enene geçecek ki öyle. Hiçbir şey geçecek. Yani oyun bittiyse niye bölüp de satsın? Aynen öyle işte. Saçma diyorum yani. Hiçbir şekilde tutamıyor seninden yani. Yani. Tuhaf. O yüzden arkadaşlar biz episode'ları sevmiyoruz. Siz de sevmiyorsunuz biliyoruz. Sevmiyoruz seven yani. Varsa da yazsın niye sevdiğini. Yani. Ben de merak ediyorum. Ha şöyle bir şey vardır belki. Aklıma sadece o geliyor. Ya ben toplamda işte $60 diyelim ki 300 lira. Ben bir anda 300 lira vermek istemiyorum da 300 lirayı taksitle ödemiş gibi oluyorum. Abi çok polyanasın. Yani ne bileyim lan işte ayda 3 ayda bir 60 lira verip oynayayım abi ben bunu diye düşünen de olabilir. Ve aklıma sadece bu geliyor yani. Sanmıyorum. Başka hiçbir şey gelmiyor. Onu yapacak olmaz adam para biriktirir yine peş alır abi. Bölünmez o heyecan. Oyuncu onu istemez, istemez değil mi? Diyor. Dayanamaz. Yani. Dayanamaz abi deli misin? Bence. Zaten sadece oyuncu değil ki yani keşke dizilerde bütün sezonları bir arada çıksa yani öyle, öyle bir kafadasın da. O i̇şte zaman, o da reklam tarafını öldürüyor. O da sıkar zaten. Evet tabii canım. Yani düşünsene Game of Thrones'un 50 bölüm birden yani, çıktığını ay, böyle. Ayvayı zaten. Yani, ömrün gitti. Gözler gitti. Bozuldu o akşam yani. Game of Thrones bu arada neymiş? Haziran'a kalıyor diyorlar. 2019 mu? Evet. Yani yaklaşık olarak 10 ay kaldı. Ne yapıyorlar ki zaten? 5 bölüm evet, mü olacakmış? 5 mi 6 mı? Ya şey hakikaten yani. Devasa prodüksiyon var. Evet. Hani son savaşlar bilmem ne falan yapacaklar diye kastırıyorlar. Hani bilmiyorum. Neyse günümüzde bu zaten konumuzda bu değil. Evet şey. Değil. Evet. Evet arkadaşlar. Kısa oldu video. Siz de yazın lütfen. Bu kadar. Biz sevmedik. Görüşmek üzere.